Merhaba. Karamel yapacağız. Daha doğrusu karamel sos yapacağız. Eğer dilerseniz tabii ki karamel şekerlemesi de yapabilirsiniz. Bu reçeteden detaylarını size anlatacağım. Nasıl olduğunu da anlatacağım. Önemli olan bir tencere ve lütfen dibi açık renk olsun. Yani böyle çelik bir tencere ya da açık renk bir tencere mutlaka kullanmalısınız. Ki karamelin hangi aşamada olduğunu görebilin. Koyu renk teflonlarda şekerin ne kadar yandığını göremezsiniz. Onun dışında şeker var. Elimde gördüğünüz bir su bardağı, yani 200 grama yakın. 200 gram. Ben bunu böyle paketle koydum ki amaç reklam yapmak değil ama karıştırılabiliyor. Bahsettiğimiz şey bu krema. Markası önemli değil. Ne olduğu önemli değil. Markası önemli değil. Bu küçük paket kremalar vardır. Bunlar hayvansal yağ içerir. Hayvansal krema kullanmalısınız. Sıvı krem şantiler, o bazı yerlerde satılan krema diye satılan litrelik sıvı krem şantiler vardır. Lütfen etiketini okuyun. Bunda hayvansal yağ yazar. Onlarda bitkisel yağ yazar. O yüzden içinde hayvansal yağ olanı kullanmalısınız. Bu kremalar işinizi görür. Peki ötekiyle olmaz mı? Olmaz. Bağlayıcılığı aynı değil, verdiği kıvam aynı değil. Ve bir miktar tereyağı. Peki tereyağı değil de margarinle olmaz mı? Olmaz. Tereyağı kullanmalısınız. Tereyağı, o da hayvansal biliyorsunuz. Ama margarinler bitkisel bazlıdır. Bunların verdiği kıvamı ve lezzeti vermiyorlar. O yüzden de mutlaka bunlardan kullanmak icap eder. Tereyağı hem lezzet verecek hem biraz kıvam almasına yardım edecek. Çok çok fazla etkisi var ama çok uzatmayalım. Peki karamel sos yapmak istiyorsunuz ya da kesilebilir karamel şekerlemesi yapmak istiyorsunuz. Hepsini bundan yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz. Önemli olan şey sadece şekerle kremanın birbirine oranı. Burada şeker miktarı kremaya göre ne kadar fazlaysa o kadar sert bir karameliniz olacak. Şeker miktarı kremaya göre ne kadar azsa o kadar da yumuşak bir karameliniz olacak, karamel sosunuz olacak. Unutmayın. Yani krema miktarı şekere göre arttıkça daha sıvı bir karamel sosunuz olur. Ve bununla ilgili unutmamanız gereken bir şey daha var. Ürünü yaptıktan, hazırladıktan sonraki kıvamın 3 katı kadar daha koyulaşır karameliniz soğuduğu zaman. O yüzden kıvamı doğru takip etmelisiniz. Ben bundan daha sonrasında karamelli tart yapacağım için biraz daha sert kıvamlı bir şey istiyorum. O yüzden buradaki şeker miktarı ile krema miktarı neredeyse birbirinin aynı. Ama şekeri bu yarım bardak kadar kullansam ve kremayı da bu miktarda kullanmış olsam akışkan bir karamel sosum olacaktı. Ama ben dediğim gibi bundan fudge dediğimiz ya da şekerleme kıvamında ya da ona yakın bir kıvam istediğim için ikisinin ölçüsünü aynı kullanıyorum. Peki ne yapacağım? Çok basit. Krokan yapar gibi. Öncelikle burada ya ısı ya dayanıklı silikon kullanmalısınız ya da tahta kullanmalısınız. Şekeri ekledim. Şimdi erimesini ve karamelize olmasını bekliyorum. Bu aşamada karıştırmıyorum. Biliyorsunuz bu erime sırasında karıştırırsanız şeker topaklanır. O yüzden en azından %75'inin erimesini bekledikten sonra karıştırmalısınız, karıştıracaksınız. Peki çok büyük miktarda yapacaksanız ne olmalı? O zaman örnek veriyorum 3 su bardağından yapmak istiyorsunuz. 1 su bardağı eklediniz, eridi. Diğer bardağın yarısını eklersiniz, erir. Kalan yarısını eklersiniz, erir. Parça parça yani eritmeniz gerekir. Aksi halde yine hem yanmayı kontrol etmeniz zorlaşır hem de erirken topaklanma ihtimali, karıştırma isteği doğacaktır muhakkak içinizde. Çoğalacaktır. Oradan göremiyorsunuz ama ben krokan videosu da çektim. Orada da yayınlıyorum. Orada yakından görünüşü var. Şimdi burada erimeye başladı. Şöyle yapalım. Tabi elektrikli ocağın bir de böyle bir faydası var. Her tarafına eşit dağıtıyor ısıyı. O yüzden de eşit eriyor. Bunu şu şekilde sallarsınız. En fazla yapacağınız şey bu. Yalnız şeker eritirken lütfen çocuklarınız civarda olmasın. Bu çok önemli. Yanınızda eğer bu işte tecrübeli değilseniz mutlaka soğuk su bulundurun. Elinize şeker yapışırsa kesinlikle ve kesinlikle şekeri çekmiyorsunuz. Derinizle beraber kalkar. O yüzden hemen soğuk suya batırıyorsunuz. Bu sayede şekerin donmasını sağlarsınız.
En fazla bir su kabarcığıyla atlatırsınız olayı. Ben hala bekliyorum ama şöyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi eriyor yavaş yavaş. Kendi halinde erimeye bırakıyorum. Peki sonra ne yapacağım? Sonra çok basit. Şimdi ben bunu buna da boşaltırdım ama şöyle bir dezavantajı var onun. Kap değiştikçe buradaki krema azalacak. Bir miktar burada kalır, sonra bir miktar burada kalır. Bunu değiştirirseniz öteki kapta kalır. Onu engellemek için direkt buradan kullanacağım ben. Altını da mutlaka şey yaparken son aşamada açacağız. Evet, güzel. Hala karıştırmaya gerek yok. Dediğim gibi %75'i eriyene kadar bekleyeceğim. Az önce size gösterirken kenara yapışan bir kısım vardı, onu aldım. Peki ne istiyoruz? Yakmayacağız, siyah olmasın. Ama bitter çikolata rengine yakın bir rengi gidebilir. Çünkü karamel yapıyoruz. Evet, şimdi karıştırma zamanı geldi. Biraz daha geciksem yakardım ben bunu. Altını kıstım. Çünkü buranın sıcağıyla bu eriyecek. Şimdi oradan çok duman çıktığı gibi görünüyor ama ben size rengini göstereyim. Buradaki renk çok açık olursa sonunda elde edeceğiniz karamelin de rengi açık olacaktır ve aroması yoğun olmayacaktır. Şimdi göstereyim şöyle. Gayet güzel bir rengi var. Şöyle. Ve şimdi yanmayan tarafa alayım ben bunu. Şöyle çevirerek. Çünkü tencerenin sıcağı şu anda yeterli. Evet, güzel. Altını kısalım. En tehlikeli ana geldik. İstediğim kıvamda bu. Şu anda kremayı eklediğimde köpürecek bu. Bu çok tehlikeli bir süreç. O yüzden etrafınızda dediğim gibi çocuklarınız olmasın. Çok güzel. Evet, ne kadar tehlikeli olduğunu sanıyorum gördünüz. Şimdi tabii göstereyim en azından önce. Gördüğünüz gibi bu çözündü, eridi. Nefis bir karamel kokusu var. Şimdi hem aromayı yoğunlaştırmak için hem de daha sonra kıvamına yardımcı olmak için tereyağı ekliyorum. Ben ocağı kapattım bu arada. Şu anda sadece buradaki ocağın sıcağıyla bu işi yapıyorum. Tereyağı buna nefis bir aroma verecek. Çok güzel bir parlaklık verecek. Şimdi ben bunu bir kaba dökerken size kıvamını ve nasıl olduğunu göstereyim. Evet, ben şimdi bunu cam bir kaba dökeceğim. Bunlar ısıya dayanıklı. Sakın ha sakın ısıya dayanıklı olmayan bir cam kabın içerisine karamelinizi boşaltmayın. Ki ben ona rağmen dibine birazcık karamel koydum ki kap ısınsın. Çok soğukken koyarsan çatlar. Bakın, kıvam bu. Şu anda nefis bir kıvamı var bunun. Rengi de çok güzel. Kalanları sonra silikon spatula ile alırım. Rengi ve kıvamı nefis. Ve bu dediğim gibi 3 kat daha sertleşecek. Çok güzel kesilebilir. Çok akışkan olmayan ama çok da sert olmayan bir karamel olacak. Tart için mükemmel olacak. Tartla beraber göreceğiz. Şimdi bir de yakından göstereyim size. Evet, şimdi karamel sosu. Bir de yakından göstereyim istedim.
Gördüğünüz gibi rengi ve kıvamı nefis. Tabii bir de kokusunu duyabilseniz daha da güzel olacak ama hem şekerin karamel kokusu hem tereyağı birbirine karışınca nefis oluyor. Pürüzsüz, parlak. Ben dediğim gibi birazdan bunu bir tart yapacağım. Tartın içine koyduğumda da daha da sertleşecek. O zaman nefis olacak. İsterseniz herhangi bir şey için şu anda dondurmanın üstüne özellikle sos olarak da kullanabilirsiniz. Evet, karamel sosumuz hazır. Afiyet olsun.